değil, anladın mı? Suçumuz büyük. Suçumuz cinayet. Hapsolmuş gibi. Evet. Suçumuz vardı. Yok değil. Tutsaklığı kendimiz istedik. Yapılabilecek en büyük hataydı. Hapsolmak mı? Gene benim yüzümden. Tutsaklık zor. Başka bir şeye benzemiyor bu. 21 yaşında düşmüştük. Hani daha çocuk denecek yaşta. İçeriye girmiş kadar oldum. Ah bu tutsaklık. Suçumuz ne mi? Cinayet. Tek kişilik. Zifiri bir hücrede tutsak gibi. Canım çok sıkkın be birader. Arkadaşlarımla futbol oynamaya gidebilir miyim lütfen? Sardım o kadar. Bir nefes de ben çekeyim. Dediler. Ben de zaten manitayla kavgalıyım. Anladın mı? Kafam da dumanlı hafiften. Sonra dedim ki, kim korkuyor ulan? Şundan verin bir tane bakayım. Suçumuz büyük. Suçumuz cinayet. Yaşadığımız tutsaklık. Sonra aldım şırıngayı. Tabii hiçbir şeyden korkum yok. Sen bana böyle bir oyuncak alır mıyız bir daha? Anneciğim, bugünkü sınavdan tam 100 almışım. Öğretmenim de bana bu şekeri hediye etti. Çok güzel değil mi? Lan, bırak artık şu şırıngayı. Nefes çekmeyi dediler. Elime şeker verdiler. Bir tane daha alayım. Acısı yok, sızısı yok. Nasıl olsa istediğin zaman bırakıyorum. Suçumuz yok değil, anladın mı? Tutsak olma Ali. Ne olur tutsak olma. Suçumuz büyük. Bitirme beni. Suçumuz cinayet. Cinayet işleme Ali. Kendini öldürme. Tutsak olmuştu Ali. O günden beri nice anneler Ali'siz, evlatsız kaldı. Ali öleli bugün tam 6 sene oldu. Damarlarımdaki asil kanı kirletme.
Film güzeldi ama çocuk rolü iyiydi. Uyuşturucu kullanma diyor ama büyüyünce yapıyordu. Orası kötüydü. Uyuşturucu içmesi. Uyuşturucu kullanmayın. Uyuşturucu hasta ediyor, öldürebiliyor. Zaten bir kere kullanıldı mı bağımlılık yapıyormuş. Ve insanlar ölebiliyor filmde de gösterdiğimiz gibi. Biz biliyoruz ki Anadolu'da ana babalar çocuklarını çok zor şartlarda yetiştiriyorlar. Çocuklar bunların farkında olmalı. Uyuşturucu gibi madde bağımlı yapan diğer maddeleri kullanmamalılar. Kendilerinin farkında olmalılar. Kendilerini, anne babalarını, arkadaşlarını üzmemeliler. Kendilerine dikkat etmeliler. Umarım bu filmimiz ulaşması gereken kitleye ulaşır. Ve gençlerimiz daha dikkatli olur. Kendilerini daha farklı alanlara yöneltirler. Spor gibi, eğitim gibi başka hobiler edinirler kendilerine. Böyle bir halde olsam nasıl olur diye ben bile düşündüm. Filmde uyuşturucu bağımlısı bir genci oynamak bile beni çok yıprattı, düşündürdü. Tabii ki bizim yaptığımız kısa filmler arasında 7. kısa film. İkinci sosyal sorumluluk projemiz. Daha önce de Öğretmenler Günü ile ilgili öğretmenlerin kıymetini anlatan bir kısa film çekmiştik. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bir kısa film çektik. İsmi Tutsak. Tabii ki uyuşturucu dönüş olmayan bir yol gibi, karanlık bir yol gibi gerçekten bağımlılığa dönüşen uzun bir süreç. Bu uyuşturucuya hiç başlamadan aslında uyuşturucunun zararlarını anlatarak hiç başlamaması gerektiğini vermeye çalıştık kısa filmimizde. Böyle bir sosyal proje yapmak istedik. Vermek istediğimiz mesaj umarım gerekli yerlere ulaşır ve bu sorunlarla mücadele eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de sorunlarını başarıyla atlatırlar.